Gelin bakalım gençler, gelin toplanın hadi bakalım. Ya Bismillah. Eyvahlar olsun. Şu şeyi bir kapatalım, Telegram'ı. Gelin gelin abim, gelin gelin. Bakacağım abim, canlı yayın bitsin bakacağım. Gelin bakalım hadi. Merhaba Güneş. Sivas'a geliriz abim, Yiğidolar şehrine ya. Abim Telegram diye uygulamayı ha ondan az şey yapmışken bahsedivereyim. Biraz daha toplarım öyle anlatayım onu, tamam? Hadi Bismillah. Allah Bismillah. Sizin için vallahi var ya süper düzenek kurdum. Teknolojinin son harikası. Bildiğiniz gibi değil. Abim var ya özlemişim yemin ediyorum vallahi ders anlatmayı var ya. Baksana burnumda sağımda solumda sivilceler çıkıyor 40 yaşında adamız ya. Salih Adıyaman'a da geleceğim lan. Bekledim abim. Özgür hocamızın da yayını var ya. Bitiriyor Özgür hocanız. Tamam. O da gelecek hatta. Batman aleykümselam. Ders anlatacağım. Ders. Dağılmayı anlatacağım. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Güneş sen zaten var ya halletmişsin yani hani. Mevzu ne demek? Memü işi yapan kişi at. Ne kaldı? YS, yaz, hüzün. Tüf. Cuk diye bildin. Himaye Etfal'i söyledin ya kız orada. Etfal at ses harfleri tıfıl tıfılları himaye et diye. Bu sene bir soruyormuş onu. Oo süper. Ama var o şey mesela etnik yeter ya filik yeter ya falan mesela. Hani hep bilindik bizim KPSS hareketlerimiz hep senin karşına geldi. Darül Elhan şak diye söyledin ya kız. İyiyim iyiyim gençler toplanın toplanın. Helal hoş olsun Mehmet'im. Atanan arkadaşlarımız var bu hafta. Çok böyle güzel. Çok sevindim çok. Aleyna aleyküm selam. İyi akşamlar gençler toplanın gelin. Moraller hepimizin bozuk abim kurban oldum hepimizin bozuk. Bakmam benim güldüğüme ettiğime de ben sizin moraliniz yükselsin diye böyleyim. Yoksa vallahi var ya ben de yorgunum. Abim dün sordum ya size ne anlatayım ne yapayım ne edeyim diye tamam mı? Dağılma dönemine 109 mu 209 mu ne beğeni gelmiş tamam o üstteydi. Ondan sonrasında işte baştan alalım diyenlere 50-60 taneydi. Bu ne? Her yerde canlı yayın. Gel Aysel hocam gel gel. 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 Soru tahmini de yaparız ama onlar sona doğru. Tamam. Baktım işte böyle sordum hani ne anlatayım falan diye. Çoğunluk dağılma istemişsiniz. Dağılmayı anlatıvereceğim abim. Tamam. Hem vallahi var ya süper düzenek kurdum. Bildiğiniz gibi değil. Yani. Çektim ya lan abim kurban olduğumun ya. Jack ZSKS MS MS PFFST. Neyse adım dem ne biçim arkadaş ya. Çektik ya lan. Eyvallah abim eyvallah eyvallah. Gelin abim gelin gelin. Dağılma dönemi dağılma Osmanlı dağılma. Geleceğim Elazığ'a Gakko. Elazığ'a geleceğim. Kalp atmayın mübarekler. Toplanın biraz da anlatıvereceğim. Telegram'ın ne olduğunu. Cemiyetler için şifre. Abim ben de şifre kod kürek yok biliyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Gelin gelin abim gelin gelin. Vallahi var ya yarın bir gün berberlerde kapanmadan tıraş olmak lazım lan. Vallahi kalacağız böyle yemin ediyorum ha. Allah hepimizden razı olsun abim. Eyvallah. Aleyna aleyküm selam. Gelin toplanın. Tam 2000 küsur kişi oldumuz. Hadi Bismillah. Kıymetli kardeşlerim bu Telegram dediğimiz olay şudur. WhatsApp'ın gelişmiş bir halidir. Tamam. Kaydedeceğim lan şunu kaydedeceğiniz mi diye sorup durmam. Vallahi billahi bir teğet ayet epeteciler bir size ha. Tamam. Bir ikincisi donması benden kaynaklı değil sizden kaynaklı. Ben evde sürekli canlı yayın yaptığım için fiber netim var benim. Hem şey de yüksek hızı zımbırtısı bilmem neyi de yüksek. Tamam. Benden kaynaklı değil donma. Tamam. Eyvallah şimdi dinleyin. Bu Telegram işi, abim şu iş, Telegram işi, WhatsApp'ın gelişmiş hali, tamam? WhatsApp'ın ciddi manada ne? Gelişmiş hali, kıymetli kardeşler. Oradan girip işte telefonumuza WhatsApp indirir gibi, ne bileyim Instagram indirir gibi, programı App Store'dan neredeyse işte bu. İndirin abim, tamam? Oradan yazınız. İSEM yayıncılık diye yukarıda böyle bir tane büyüteç var böyle arama işi İSEM yayıncılık diye işaretleyiniz tıklayınız dahil olunuz oraya bildiğiniz hocalar kıymetli kardeşler tamam
Bildiğiniz hocalar, tanıdığınız hocalar, Aker hocanız, işte Özgür hocanız, ne bileyim İsmail hocanız, her türlü isemin bütün yazar kadrosu, video çeken kadrosu orada olacak, tamam. Onlar günlük işte soru çözümleri paylaşacaklar, ne bileyim ders notları paylaşacaklar, küçük şeyler paylaşacaklar, birer dakikalık bilgi videoları paylaşacaklar. Anlaştık. Böyle olacak yani hani. Yani bu süreçte biz sizi İSEM Yayıncılık ailesi olarak da yalnız bırakmıyoruz kıymetli kardeşlerim. Anlaştık. Dersimiz matematik abim. Matematik, türev, limit, integral, sıra, dizi, süreklilik hepsini anlatacağım Allah'ın izniyle. Bir de benden dinleyin bakalım. Limit, türev nasıl oluyormuş? Tamam? Hah. Kalp atmayın, istirham ediyorum. Ben rica ediyorum abim. Tamam? Ben rica ediyorum lütfen. Telegram linki nerede? Kız Telegram, Telegram program. WhatsApp gibi, Instagram gibi, tamam mı? Onu indirin. Beleş lan beleş beleş, her yer ücretli diyor ya. Sen benim hangi işimi paralı yaptın gördün lan? Her şey yolunda, güneş yerinde. Dayı nerede gördün sen benim paralı bir iş yaptığımı? Tamam? Kurban oldum ya. Allah'ım ya Rabbel Alemin ya. Bizim nasıl bir kitlemiz varmış lan? Kurban oldum. Benim paralı nerede iş yaptığımı gördünüz siz? Ah kurban olduklarıma. Tamam, istirham ediyorum. Kalp atmayın. Bir. İkincisi, telefonunuza Telegram diye uygulamayı indiriniz. Tamam. App Store'dan neyse işte o şeyden, Samsung app'tür, üptür neyse oradan indiriniz. Tamam. Aynı WhatsApp gibi, Instagram gibi. Tamam. İndiriniz. Orada işte kurulumu tamamladıktan sonra WhatsApp gibi, tamam mı? Kapatacağım. WhatsApp gibi kurulumu tamamladıktan sonra yukarıda böyle büyüteç var, böyle arama şeysi. Tamam, zaten herkes orada abi. Bulursunuz yani hani. Bulmamanız şey değil. Zor. Tamam. Oraya yazın. İSEM Yayıncılık diye. Tamam. Oradan takip edersiniz. Belli bir sayıya ulaştığımız zaman hocalarınız ne yapacak? Tamam. Bu. KPSS protein. Abi boş beleş konuşuyorsun. Gerizekalısın kurban olduğumun ya. Hadi bir git kurban olduğumun ya. Yani... Ve hiçbir şeye böyle tamam eyvallah ediyoruz ama yani kurban olduğumun bir git hadi ya. Tamam. Aleyna aleyküm selam. Aleyna aleyküm selam. Bugünkü konumuz Osmanlı dağılma dönemi. Osmanlı dağılma dönemi. Tamam. Tamam. Hadi bakalım abesinin gülleri. Sen de abim. Sen de git. Siz de gidin bakalım. Boş konuşanlara bizde taviz yok biliyorsunuz. Tamam. Bugün konumuz dağılma. Tamam. Kutalmış İlteriş uydular bugün. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Kalp atanlar korona olsun. Lan hepimiz oluruz o zaman deli manyak. Hadi bismillah. Tamam mısınız? Çağdaş'ta anlatacağım abi. Bundan sonraki günlerde de Çağdaş'ta anlatıvereceğim. Elimiz boş, evdeyiz. Otur anlatırız Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Tamam mısınız? İsmail Er Yılmaz'ım hoş geldin kardeşim benim. İsmail'im gel canlı yayını alayım ben seni. Şu Telegram işini bir anlatıver gençlere ya. Kaydedeceğim abi, kaydedeceğim. Sıkıntı yok. Er Yılmaz. Gel anlatıver şunu hadi. Geliyor mu? Görüntüle. Bakalım İsmail hocanız geliyorsa. İsmail hoca herkes yemin ediyorum bir şey göndermiş ha. İstek göndermiş ha. Emrullah neredesin lan? Aleyna aleyküm selam abi. Aleyna aleyküm selam. Telefonuna şeyi indir. Telegram'ı indir. Oradan da takipte kal. Tamam. İsmail'im seviyorum seni. Sen bak hadi işine gücüne. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamamız. Şimdi sistemi görün hele. Sistem Allah'ın izniyle. Aha. İki tane Aysu damacanasının üstüne tahtayı koyduk mu. Hop. Alın size canlı yayın merkezi. Tamam. Kurban olurum ben ya. Abim Türk'ün aklı her şekilde çalışır Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hadi bismillah. Kapatıyorum yorumları. Aa dur. İsmail hocam canlı istek göndermiş. İsmail'im gel hadi. Gel İsmail'im hadi. Ha? Abi bu canlı yayınlarda siz uzmansınız ya.
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Olmuş, Telegram işini anlatıver bize ya. Abi selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Aleyküm olsun. selam İsmail'im. Gençler, Herkese iyi akşamlar. Merhaba. İsmail Er Yılmaz bizim hukukçumuz, vatandaşlıkçımız, aşina vatandaşlığın yazardır kıymetli kardeşlerim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Sağ olasın. İsmail'im bir anlat bakalım bize şu şeyi. Telegram şu yorumları da kapatayım ben, görün sen. Ha, vallahi çok çok iyi olur abi. Ben öyle Ha. kalpler falan görüyorum. Girdiğimde de seni böyle kızdırmışlardı herhalde bir. Ya boş ver sen, devam et sen, boş ver. Bağladın sen. Olur mu? Yok Abem yok. demenle meşhursun. Sen öyle üç cümlede bir abem diyeceksin. Keyif Aynen öyle abim ya. yapacaksın Aynen öyle abim. Hadi bakalım. ya. ya biz çok uzun tutmayayım arkadaşlar. Merhabalar bu arada. Ha. Hepiniz öncelikle sağlık diliyoruz. Ya bu tatil artık tatil diyoruz ama ara vermeden dolayı bayağı işte bir şeyler aksadı. Herkes bir şeylere saldırıyor. Aynı zamanda ders çalışmaya psikolojiniz de müsait değil. Farkındayız. Hocalarınız da Celal Hoca'ya ben sizler adına teşekkür ediyorum. Ya da Özgür Hoca yine Eyvallah. Aker Hoca tek tek böyle koşturuyorlar. Önay Hoca yine. Biz de dedik ki ya arkadaşlara böyle grupları falan açılıyor ama onlar mesela soru soruyorlar. Herkes bir yerden birbirine soru atıyor. Sonra o grupta kavga ediyorlar. Meclisteki genel görüşmeler gibi yani. Aynen öyle. Biz onlardan farklı bir şey yapalım dedik. Sade olsun dedik. Bu Telegram'ı da geçtiğimiz hafta Afyon'da Kocatepe Üniversitesi'nden bir akademisyen arkadaşım önermişti. Ya grubu kuralım falan dedik ama sayfa gibi bir şey seçim var orada. Kanal gibi bir seçim. İSEM yayıncılık adına kurduk bunu. Sadece Tamam. biz kendimiz bilgiler, tablolarımız var. Bizim öncesinden hazır olan notlarımız var. Bir dakikada verdiğimiz bilgiler var. Onları arkadaşlara sunalım. Telegram'da İSEM Yayıncılık diye kanalı arattığınızda çıkıyor. İSEM Çıkıyor Yayıncılık zaten. Bir tane paylaşım yazdığını diye. çıkıyor. Aynen öyle. Bugün akşamdan itibaren hani platformu biraz daha nasıl kullanacağımızı orada da ileteceğiz. Sadece biz bilgi vermeyi düşünüyoruz. Siz orada tartıştırmak ya da işte soru sorup kaos ortamı yaratmak. Ay o hoca öyle dedi, bu hoca böyle dedilerden uzak tutup basit bilgiler vermeyi düşünüyoruz. Aynen öyle. Ne sizi yormak istiyoruz, ne kalabalık sıkıntılı bilgiler vermek istiyoruz. Maksadımız sakin bir şekilde bilgi vermek, videolar paylaşmak, sorular, notlar paylaşmak, tablolar paylaşmak. Başka hiçbir amacımız da yok. Katılırsanız sizler için iyi olacağını düşünüyoruz bu noktada. Ben bu noktada Celal abi zamanı da çok çok almayayım. Arkadaşlara Eyvallah İsmail. sana iyi dersler diliyorum. Hepinize iyi Eyvallah, geceler gençler konu arkadaşlar. bekliyorlar. Sağ olasın İsmail'im bilgilendirdiğin Hoşça için. kalın. Yer verdiğiniz çok sağ olun. Hoşça kalın. Eyvallah, Görüşürüz. eyvallah İsmail'im. Görüşürüz. Kendine Hadi iyi bak olsun hadi. ya. Hoşça Hadi kalın. bakalım. Eyvallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim gençler. Hadi bakalım. Başlayalım biz şimdi dersimize. Ya Bismillah. Şunu da şöyle koyduk mu? Sabitledik mi? Dayı bir sabit dur. Ha. Şunu da şöyle biraz büyüttük mü? Tamam, bildin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın kıymetli kardeşlerim. Hadi bakalım. Şimdi geldim. Ne? Osmanlı dağılma dönemine. Ama bildiğiniz üzere ünitelerin adı hep değişti. Artık bu ünitenin adı Osmanlı dağılma dönemi değil. Bu değişti. Bu bitti. Artık ünitemizin adı neye döndü? Uluslararası ilişkilerde denge siyaseti denilen bir şeye dönüştü kıymetli kardeşlerim. Anlaştık. Uluslararası ilişkilerde denge siyasetine döndü. Yani ünite adları değişiyor. Hatta tarih de değişti. Önceden biz burayı Osmanlı dağılma dönemini abem nereden başlatırdık? İşte 1699'da durama bitti. İşte gerileme başladı. 1792 yaş anlaşmasıyla başlatırdık. Buradan devam ederdi. Ama şimdi artık nereden başlıyor? 1774'ten Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan başlatıyor. Buradan sonrası Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonrası ta 1914'e kadar Dünya Savaşı'nın olduğu yere kadar ne diye geçiyor? Denge politikası diye geçiyor. Anlaştık abim. Yani bayağı da ne? Bayağı da yoğun bir ünite olmuş. Bütün başlıklar, bütün olaylar burada. Bak 3. Selim de buraya giriyor artık. 2. Mahmut da buraya giriyor. Yani şöyle soruları beklemiyoruz ama. Hangisi dağılma dönemi padişahlarıdır? Hangisi ne bilen nedir? Bu tarz soruları beklemiyoruz. Tamam. Gelirse tarih öğretmenine sorar, ÖABT'ciye sorar. Anlaştık. Ünite adlarında mesela buna uygun ben çektim yeni videolarımızı. Anladın abim?
Çünkü MEB'in kitabı 2018'de güncellendi. Tamam. Ben 2019'da tekrar girdim stüdyoya, çektim. 2020 yılında herhangi bir güncelleme olmadı. Yani çektiğimiz videolar güncel bizim. Anlaştık. Budur bilmeniz gereken olay. Şimdi buradan denge, bu dağılma döneminden çok geniş, çok şeyli bir yer. Tamam. Buradan çok soru geliyor kıymetli kardeşlerim, ama bileceğiniz iki partta anlatacağım burayı. Şimdi bir yarısını anlatıvereceğim. Kalan yarısını da yarın akşam hallederiz. Anlaştık bu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce bilmeniz gereken birkaç tane kavramım var. Ne o kavramlar? İlki şark meselesi diye bir meselem var. Şark meselesi. Ne demek şark meselesi? Ne demek şart? Doğu meselesi demektir. Yani teknik olarak yazacak olursak, Avrupa'nın bizi kendi arasında paylaşamamasıdır. Avrupa bizi bir türlü kendi arasında paylaşamıyor. Herkes belli yerleri istiyor. Mesela nereyi istiyorlar? Gözü çıksın. Herkesin gözü nerede? Boğazlarımda. Gözü çıksın mesela, herkesin gözü nerede? Mısır üzerinde. Anlayabildiniz mi? Abim herkes istiyor. Kimler istiyor? Kim buradaki baş aktörler kim? Rusya. Arkasından İngiltere. Ahanda işte Fransa yanında, doğru mu? İngiliz, Fransız, Rus üçgeninde kalmış Osmanlı. Şark meselesi bu. Tamam, burayı da hatta nereden başlatıyorlar? 1815 Viyana Kongresi denilen bir kongreyle süreç ne oluyor başlıyor. Aslında bu çok eski şark meselesi. Çok çok eski bir mesele. Yani nasıl diyeyim size? Te işte doğunun batıyla mücadelesi. Ta işte biz kavimler göçüyle geldik mi? Oradan başlatıyorlardı, ama bu Mebin bu sene kitabı burayı da değiştirmiş, tamam mı? İşte Haçlı seferlerinden önce demiş. Orkasından işte 1683 Viyana kuşatmasına kadar olan kısım demiş. Ve 1683 Viyana'dan sonraki kısım demiş. 1683'e kadar biz saldırıyorduk. 1683'ten sonra da onlar saldırmaya başladı. İki kısımda demiş, geçmiş. Anlaştık bu. Ve şark meselesi. Burada da işte bileceğiniz bir kavram var. Kim var? Hasta adam var. Hasta adam kim? Hasta adam. O Osmanlı bize hasta adam diyen kim? Ruslar. Bitti işte, kaldırdı millet, neyi tartışıyordu, ne yapıyordu? ÖSYM kaldırdı, neyi sordu? Osmanlı'ya hasta adam diyen devlet kim dedi? Kim abi? Ruslar, bitti gitti. Peki şark meselesi. Bunlar beni kendi arasında paylaşamıyorlarmış. Doğru mu? İyi, paylaşamasınlar bakalım. Gayet güzel. Peki buradan bileceğimiz, Osmanlı da buradan bir politika türetiyor. Ne o politika? O politikanın adı denge politikasıdır. Ne demek denge? Ne demek denge? Abi bu eski kaynaklarda muvazene, eski kaynaklarda muvazene mizandan gelir. Muvazene, veyahut da günümüzdeki akademik kaynaklarda ise statüko diye geçiyor. Anlaştık. Denge politikası. Benim tabirimle Osmanlı göster ama elletme yapıyor. Nasıl? Ahanda gördüğümüz üzere kabak gibi dünyanın ortasında mısınız? Ortasındasınız. İngiltere seni istiyor, Fransa seni istiyor, Rus seni istiyor. Herkes senin bir yerlerini istiyor. Osmanlı'da ordu yok, donanma yok, para yok. Tek kelimeyle Dobrovski. Birisi püf dese ne olacak? Yıkılacak. Ama denge politikası bak, hali hazırda günümüzde de ne yapıyor? Günümüzde devam ediyor. Batı Rusya ile küsüştük mü? Hemen nereye gideriz? İngiliz Fransa'ya gideriz. Doğru mu abim? Hemen İngiliz'e Fransa gider. İngiliz Fransa'da küsüştük mü? Hemen bir şey vodka yarıp tık nereye gidersiniz? Rusya'ya gidersiniz. Hali hazırda aynı politika devam. Bu. Bu ne? Nereden geldi bu? Ben bunları kapattıydım. Bir daha kapatayım. Ama. Bu arada da işte şimdi malum şeyi çok kullanıyoruz, sosyal medyayı. Her yerden bildirim geliyor. Hangi birini kapatacağım, hangini yapacağım şaşırdım yani. Tamam. Bu Osmanlı'da bunlar arasındaki ilişkileri kullanacak ve kendisini koruyacak. Bitti gitti. Denge politikası, muvazene, statüko dediğiniz olay budur kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada bileceğiniz bir önemli olayım daha var. Batılı devletlerin Osmanlı politikası var. Bu dönemin aktörleri kim? Bu dönemin baş aktörü Vampirella İngiltere. İngiltere. Bu. Ha bu İngiltere abem dünyanın vampirellası. Dünyanın ganemici, dünyanın koronavirüsü, vampirellası bunlar. Dünya üzerinde 5 sömürge varsa 4,5'unu kim götürmüş? Bu İngilizler götürmüş. Ve bu İngilizler abem teknik olarak Osmanlı Devleti'nin de, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyuculuğunu
üstlenmişlerdir. Anlaştık. Kara kaşıma, kara gözüme değil, beni sevdiğinden değil. Baksana Osman'a, kabak gibi İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar üzerinde Osmanlı'nın evi noktası, denetim noktası. E sen İngiliz olsan sömürgelerine giden yollar üzerinde kuvvetli birini mi istersin, zayıf Osman'ı mı istersin? E tabii ki kim ister? Zayıf Osman ister. O yüzden bizi bu dönem kim koruyacakmış? İngiltere. Yani başımız belaya girerse kimden yardım isteyecekmişiz? İngiltere'den. Ama Osmanlı da bu dönem az uyanık değil. Hiç İngiltere'den yardım istemedi. Bir olay oldu, gittik Fransa'dan. Bir olay oldu Mehmet Ali'den. Bir olay oldu Ruslardan yardım istedik. Niye? Denge politikası gereği. Rus'tan yardım istiyorum ki Rus'tan önce kim gelir? İngiliz gelir. Bu da benim neyim arttırır? Pazarlık payım arttırır. Bir diğer bileceğiniz olay ise kıymetli kardeşlerim, Osmanlı içindeki protestanların koruyuculuğu görevini de kim üstlenmiştir? İngiltere. Amaç protestanın ortasını korumak değil lan. Koruyorum ayağına ne yapacak? İç işlerimize karışacak. İngiltere bu. İşte baş aktörlerden birisi bu. Arkasından bir diğeri kim? Fransa. Fransa. Anladın sen benim ne demek istediğimi bu. Canlı indiğim söyleyemiyorum. Fransa abim her zaman kimin yanındadır? Her zaman Fransa güçlünün yanındadır. Dünya üzerinde bir savaş mı var? Bunlar kesinlikle güçlünün yanında. Bir diğer savaş yoksa da o savaşı çıkarttırır. Bir diğeri de Osmanlı içindeki Katoliklerin koruyuculuğunu görevini üstlenmiştir. Amaç korumak falan değil, iç işlerimize karışmaktır. Bir diğer devletim ise en meşhuru o Ruslar işte. Ruslar. Bu Rusların bir tek derdi var. O da ne? İnemiyesice'nin tek derdi sıcak denizlere inmektir. Bunun için her yolları denedi, her yolları. Yukarılardan dolandı geldi, şuralardan Baltık Denizi'nden görünmeden Cebeli Tarık cehennemin dibinden geldi çeşmeye. Çok tehlikeli. Balkan işte şuradan aşağıdan Kızıl şeyden Hazar Denizi'nden cehennemin dibi Afrika kıtasını dolaştı geldi. Olmuyor. Tamam. Arkasından Balkanlarda panislavizm yapayım dedi. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. En kolay yol neresi? Boğazlar. Anladın mı? Rus her yaptığını niçin yaptı? Sıcak denize inmek için yaptı. Eğer Rus doğrudan sıcak denize inmeye bir şey edemezse o zaman neyle uğraşır? O zaman panslavizm dediğiniz olayla uğraşır. Ne demek panslavizm? Şu gördüğün bölgedeki Slavları birleştirip onlar üzerinden nereye inecek? Sıcak denize. Kafayı neyle bozmuş lan? Kafayı sıcak denize inmekle bozmuş. Başka da bir derdi yok bu dönem. Peki bu dönem birkaç aktör daha var. Mesela kim var? Mesela Avusturya Macaristan var ama bunlar neler? Bir işe yaramayanlar. Avusturya Macaristan. Ben bir önceki yüzyılda sürekli Avusturya Macaristan'a savaştım ama bu dönem onunla bir savaşım yok. Niye? Çünkü kendi derdine düştü, Fransızlarla uğraşıyor. Gebersin. Tamam. Bu arkasından bir diğer bileceğiniz İtalya ve kim var? Almanya var. İtalya ile Almanya. Bunlar da henüz kurulmadılar. İtalya Piemonte Dükalığı siyasi birliğini tamamlayacak. İtalya olacak. Almanya'da henüz Prusya Dükalığı siyasi birliğini tamamlayacak ve ne olacak? Almanya olacak. Peki bu süreçte Amerika Birleşik bu nerede ya? ABD bu nerede? Bu ABM bunun bir doktrini var. Ne o doktrin? Monroe doktrini denilen bir doktrin var. Yani yalnızlık politikası. Dünyanın yalnız kovboyu kimmiş? Amerika'ymış. Etliye sütlüye karışmıyor. Rahmetli babaannem gibi. Ben bilmem. Ben karışmam. Ama hep orada mı? Hep orada. Tamam. Şimdi aktörler bunlar. Tamam. Bunu şuradan şöyle bir alayım. Şu benim yanımda dursun. Bu bana biraz sonra ne olacak? Lazım olacak. Siyasi olaylara geçmeden önce bir de bileceğiniz bir tane daha olayım var. Ne var? Bu dönem Osmanlı bir de neyle uğraştı? Bu dönem Osmanlı bir de milliyetçilik isyanlarıyla uğraştı. Osmanlı'ya iki tane eleman isyan etti. İlki kimlerdir? İlki Sırp isyanıdır. Tamam. Sırp isyanında bileceğiniz Karayorgi adında bir zibidi. Osmanlı'ya ilk kez ne ettiler? İlk kez isyan ettiler. Ve bu Sırplar bir, iki, üç aşamada Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanacak. Yani Ruslarla ben bu dönem dört büyük savaş yapacağım. Orada yaptığım savaşlarda bunlar ne kazanacaklar? Bunlar bağımsızlıklarını kazanacaklar. İkinci isyanı ise kim çıkardı? İkinci isyanı ise Yunanlılar ettiler. Ama Yunan o dönem isyan etmeyi beceremedi.
Alexander Ypsilanti denilen bir adam kaldırdı, bir cemiyet kurdu. Ne o cemiyetin adı? Filiki Eterya diye bir cemiyet kurdu. Hani Etniki Eterya vardı, biliyor musunuz değil mi? Alexander Ypsilanti kurduğu cemiyet neymiş? Filiki Eter. Ta 1806'da 20'de neyse o tarihlerde ne kurdular? Cemiyet kurdular. Bunlar isyan edemiyor. Ama bunlar tek aşamada Osmanlı'dan neyi kazanacaklar? Osmanlı'dan bağımsızlıklarını kazanacaklar. Anlaştık bu. Bu da dursun. Biraz sonra bundaki boşlukları da tek tek ne yapıversem tek tek dolduruvereceğim. Hatta bununla alakalı ders notunu da şeyde paylaşıvereyim. Instagram'da paylaşıvereyim kıymetli arkadaşlar. Tamam. Bu böyle yazıyorum ben. Ama bunu da paylaşıvereyim. Tamam. Peki devam ettim. Geldim dönemin siyasi olaylarına. İki siyasi olayını anlatacağım. Ondan sonra bitireceğim dersimizi. Tamam. Dönemin siyasi olayları. İlk savaşım 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı. Ben bu dönem yatıp kalkıp kimle savaşacağım? Ruslarla savaşacağım. Bu savaş 1812'deki kıymetli kardeşlerim Bükreş denilen bir anlaşmayla sona erecektir. Şurada da iki tane önemli neyim var? Gelişmem var. Şimdi kalem bırak, arkana yaslan. Sen beni listen to me, çok veri carefully. O dönem şurada Eflak Boğdan diye iki tane beyim var. Bak görüyor musunuz mu? Eflak Boğdan. Şu coğrafya. Bu Eflak Boğdan beyleri Osman'ın sözünü dinlemiyor. Daha kimin ağzının içine bakıyor? Kimin ağzının içine bakıyor? Rusların ağzının içine bakıyor. Bunun üstüne Fransızlığını yaptı. Çıktı geldi. Dedi ki lan dedi Osman dedi. Sen dedi Osman'sın dedi. Aslansın, kaplansın, kralsın dedi. Neden dedi o adamlar senin sözünü dinlemiyor deyince bizim padişahlar bir gubardıydı şöyle bir. Ondan sonra dedi ki he dedi ne yapayım dedi. Görmüyor mu dedi. Koca eşek gibi Rusya var orada ne yapacağım dedi. Bunun üstüne de Rusya, Fransa dedi ki lan dedi Osman dedi. Ben Fransa ablam olarak bütün benliğimle senin yanındayım dedi. Neden dedi onları dedi sen dedi şey, Rus bir şey yapacak olursa ben vallahi senin yanındayım deyince tamam mı biz de Fransa'nın gazına geldik abi kaldırdık Eflak Boğdan beylerini geriye çektik yetmedi bir de onları öldürdük lan yetmedi bir de üstüne ettik ya boğazları tek taraflı Ruslara kapattık Rus'un arayıp da bulamadığı ne sebebini verdik savaş sebebini verdik bunun üzerine Ruslar kaldırdı bize ne açtılar Ruslar bize savaş açtılar şimdi savaşa bakalım. Denge politikasını anlamanız açısından şurası çok önemli. Osmanlı Rus savaşı doğru mu? Fransa kimden taraf? Osmanlı'dan taraf. Kim eksik? Burada rolü olanlardan kim eksik? Kim eksik? Aha da İngiltere eksik. Doğru mu? Peki bu savaşın hangi sonucu İngiliz'in işine gelir? Osman Fransa yenerse mi, Rusya yenerse mi? Hangisi gelir? İkisi de gelmez. Tamam. Osman Fransa yenerse Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruma politikası Fransa geçer. Bu işine gelmez. Peki Rusya inerse? Lan Rus sıcak denize iner. O hepten işine gelmez. O zaman ne olacak? İngiliz'in bu şekilde dahil olması lazım ki savaştan sonra ne yapabilsin? Savaştan sonra konuşabilsin. İngiltere'de şurada bir boşluk buldu ve ne yaptı? Savaşa girdi. Şimdi Osman-Fransız ittifakı kime karşı? İngiliz'e karşı. Ama teknik olarak kimle kim savaşıyor? Kimle kim? Osmanlı ile Rus savaşıyor. Peki şimdi roller burada. Roller burada. Fransa'nın rolü ne? Fransa her zaman güçlünün yanında. Abim ezbere gerek yok. Bak roller hep aynen devam ediyor. Günümüzde de aynı politika devam ediyor. Kim güçlü? Rus İngiliz güçlü. Fransa bize savaşı çıkardı şerefsiz. Bizi sattı. Kaldırdı. Nereye geçti? Kaldırdı. Karşıya geçti. Hoppa. Osmanlı sadece Rusya ile savaşmayı göze alamazken Henri Rest in peace. Hadi bakalım bu huzur içinde yat. Rusya, İngiltere, Fransa, Kutsal İttifak'la karşı karşıya mı? Karşı karşıya. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Peki. Peki. Kim yener? Bu taraf yener. Der. Doğru mu? Doğru. Peki. İngiliz'in politikanı? İngiliz de abim Osmanlı toprak bütünlüğünün koruyucusu mu? Koruyucusu. Dedi ki İngiliz. Lan Rus dedi. Sen ne Rus Rusluk yapıyorsun lan? Ne aldın geldin lan bu Fransız benim yanıma dedi. Tarihteki 7 yıl savaşı, 100 yıl savaşı, ne bilen ne savaşı. Bunun hepsini İngiltere, Fransa. Ben bunu ne yaptım? Ne aldın geldin bunun yanıma deyince madem herkes kendi rolünü oynuyor bu güçlünün yanında kardeş kusura bakman vallahi ben de dedi Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyucusuyum dedi kaldırdı İngiltere'de ne tarafa geçti? İngiltere bu tarafa geçti. Şimdi kim kimeye oldu nereye ne döndü şöyle bir bakalım tamam. Şimdi nasıl ediyorduk lan bunu? Şöyle ediyordum ha. Şöyle yapıyorum. Ha. Osmanlı İngiliz ittifakı neye döndü? Rus Fransız ittifakına döndü mü?
Döndü. Neye benziyor? O filan telefonda konuşuyor. Tamam. Ne bileyim işte iki tane bezelye, anne karnındaki bebeğin durumu ama boşaltım organını takarsanız ahanda sıçtığınızın neyidir işte resmidir. Denge politikası dediğiniz olay bu abem. Tamam o oraya geçiyor oraya geçiyor şunu anlayın. Devletler arası ilişkilerde dostluk düşmanlık yoktur. Ne vardır? Çıkar vardır, menfaat vardır. Sınıf aklınıza yattı mı? Anlayabildiğiniz bu. O yüzden burayı böylece bilmeniz lazım. Anlaştık bu. Ve yapılan ittifak aslında şöyle. Şimdi şu yıldızlar da şunlar. Tamam. Tilsit dediğiniz anlaşmayla Fransa taraf değiştiriyor. Tamam. Çanakkale veyahut da Kale-i Sultaniye dediğiniz anlaşmayla da İngiltere taraf değiştiriyor. Bunlar ÖABT'lik bilgilerdir. Aklınıza yattı mı? Savaşı normalde kimle kim yapıyor? Osmanlı, Rus yapıyor. Rus bizi yendi. Yani Rus bizi yendi. Peki yapacak bir şey yok. Yenildik. Peki Rus'un derdi ne? Sıcak denize inmek. Ama İngiliz indirir mi indirmez mi? İndirmez. O zaman Rus doğrudan sıcak denize inmeye bir şey yapamıyorsa, doğrudan sıcak denize inmeye bir şey yapamıyorsa o zaman neyle uğraşır? Pan Slavizmle uğraşır. Slavcılıkla uğraşır. Kaldırdı. Dedi ki Bükreş Anlaşması'yla Sırplara ne vereceksin? Sırplara imtiyaz vereceksin dedi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk kez 72,5 azınlığımızdan bir tanesine ne verdik? İmtiyaz verdik. Al, Sırp isyanının ilk aşaması doldu. Ne o ilk aşama? 1812 Bükreş Anlaşması ile Sırplar neyi kazandılar ilk kez? İmtiyaz, ayrıcalık kazandılar. Bunu imtiyaz falan deyince kapitülasyon gibi düşünmeyin. Ayrı davranılacakmış bu adamlara. Anlayabildiniz mi? Abisinin gülleri. Yani bu adamlar ne davranılacakmış? Ayrı davranılacakmış. Peki bu durum iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu durum kötü bir şey. Neden? Neden? Çünkü abim 72,5 azınlıktan lan buçuk dahil cingene bile ben de der mi? Der. Anlaştık bu. Dediğim aha bu dersi burada bitireyim. İlteriş'in sesi geliyor bana. Kıymetli arkadaşlar uyumadı Ellam. Tamam. Bu yarın kalan siyasi olaylarını hallederim. Tamam. Varsa şimdi yorumunuzu açayım. Tamam. Tamam kıymetli kardeşlerim. Anam bacaklarım. Anam valla. Ulan ders anlatmayı nasıl özlemişim ya. Uş. Vallahi anlattıkça anlatası geliyor adamın ama. Bu. Ya, şey yapmak lazım. Yüklenmemek lazım. Yoksa ben abim kendiniz biliyorsunuz. Günde 15-16 saat derse giren adamız biz. Tamam. Dağılmanın ilk part bu. Normal sınıfta anlatırken de bir ders bu. Buraya kadar anlatıyorum ben. Kıymetli kardeşlerim yazıp çizip anlatıyorum. Arkasından çünkü şeyi bölemem. Yunan isyanı, Mısır meselesi. Orası şey. Orası güzel. Ora başarılı. Tamam. Soru çözüm için de ayrı bir gün koyalım ya. Ona da ayrı bir saat mi yapsak? Nasıl yapsak? Sabah mı yapsak? Ben çekip yüklesem mi ki? Nasıl yapsam bilemedim. Eyvallah. Kaydederim abim. Kaydederim. Kaydederim. Sıkıntı yok. Tamam. Daha olmadı işte o Telegram falan oralara da başlayacağız. Tamam. Oraya da çeker atar yükleriz. Tamamdır. Eyvallah kıymetli kardeşlerim. Çağdaş'ı da anlatıvereceğim. Söz. Her gün 10.30'da var yayın. Tamam. Dönem değişmedi. İçerik değişmedi. Başlıklar değişti. Nasıl okunmuyor lan? Ne güzel hatta gittim kaligrafi kalemi aldım geldim. Abim şöyle zaten canlı. Şimdi ben atıyorum bunu hikayeye tamam. Oradan bakarsınız. 24 saat kalıyor zaten. Tamam. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. İlk bağımsız olan Yunanistan. İlk isyan eden Sırp. İlk bağımsızlığı Yunan kazandı. Tamam. Ondan da o birer dakikaları da atıvereceğim. Tamam. Hadi bakalım. Sabahları da yaparız. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Haydi gel hadi. Gel İsmail'im hadi. Ha? Abi bu canlı yayınlarda siz uzmansınız ya.
Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah olmuş. Telegram işini anlatıver bize ya. Abi selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam İsmail'im. Gençler, Herkese iyi akşamlar. Merhaba. İsmail Er Yılmaz bizim hukukçumuz, vatandaşlıkçımız, aşina vatandaşlığın yazardır kıymetli kardeşlerim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Sağ olasın. İsmail'im bir anlat bakalım bize şu şeyi. Telegram şu yorumları da kapatayım ben. Görün sen. Ha, vallahi çok çok iyi olur abi. Ben öyle Ha. kalpler falan görüyorum. Girdiğimde de seni böyle kızdırmışlardı herhalde bir. Ya boş ver sen, devam et sen, boş İsyana ver. bağladın sen. Olur mu? Yok Abem yok. demenle meşhursun. Sen öyle üç cümlede bir abem diyeceksin. Keyif Aynen öyle abim ya. yapacaksın ya. Aynen öyle abim. Hadi bakalım. ya biz çok uzun tutmayayım arkadaşlar. Merhabalar bu arada. Hadi. Hepiniz öncelikle sağlık diliyoruz. Ya bu tatil artık tatil diyoruz ama ara vermeden dolayı bayağı işte bir şeyler aksadı. Herkes bir şeylere saldırıyor. Aynı zamanda ders çalışmaya psikolojiniz de müsait değil. Farkındayız. Hocalarınız da Celal Hoca'ya ben sizler adına teşekkür ediyorum. Ya da Özgür Hoca yine Eyvallah. Aker Hoca tek tek böyle koşturuyorlar. Önay Hoca yine. Biz de dedik ki ya arkadaşlara böyle gruplar falan açılıyor ama onlar mesela soru soruyorlar. Herkes bir yerden birbirine soru atıyor sonra o grupta kavga ediyorlar. Meclisteki genel görüşmeler gibi yani. Aynen öyle. Biz onlardan farklı bir şey yapalım dedik. Sade olsun dedik. Bu Telegram'ı da geçtiğimiz hafta Afyon'da Kocatepe Üniversitesi'nden bir akademisyen arkadaşım önermişti. Ya grubu kuralım falan dedik ama sayfa gibi bir şey seçim var orada. Kanal gibi bir seçim. İSEM yayıncılık adına kurduk bunu. Sadece Tamam. biz kendimiz bilgiler, tablolarımız var. Bizim öncesinden hazır olan notlarımız var. Bir dakikada verdiğimiz bilgiler var. Onları arkadaşlara sunalım. Telegram'da İSEM Yayıncılık diye kanalı arattığınızda çıkıyor. İSEM Çıkıyor zaten. Yayıncılık İnsan paylaşım yazdığını diye. çıkıyor. Aynen öyle. Bugün akşamdan itibaren hani platformu biraz daha nasıl kullanacağımızı orada da ileteceğiz. Sadece biz bilgi vermeyi düşünüyoruz. Siz orada tartıştırmak ya da işte soru sorup kaos ortamı yaratmak. Ay o hoca öyle dedi, bu hoca böyle dedilerden uzak tutup basit bilgiler vermeyi düşünüyoruz. Aynen öyle. Ne sizi yormak istiyoruz ne kalabalık sıkıntılı bilgiler vermek istiyoruz. Maksadımız sakin bir şekilde bilgi vermek. Videolar paylaşmak, sorular, notlar paylaşmak, tablolar paylaşmak. Başka hiçbir amacımız da yok. Katılırsanız sizler için iyi olacağını düşünüyoruz bu noktada. Ben bu noktada Celal abi zamanını da çok çok almayayım. Arkadaşlara Eyvallah İsmail. sana iyi dersler diliyorum. Hepinize iyi Eyvallah, geceler gençler kolu arkadaşlar. bekliyorlar. Sağ olasın İsmail'im bilgilendirdiğin Hoşça için. kalın. Yer verdiğiniz çok sağ olun. Hoşça kalın. Eyvallah, Görüşürüz. eyvallah İsmail'im. Görüşürüz. Kendine Hadi iyi bak baş hadi. güle. Hoşça Hadi kalın. bakalım. Eyvallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim gençler. Hadi bakalım. Başlayalım biz şimdi dersimize. Ya Bismillah. Şunu da şöyle koyduk mu? Sabitledik mi? Dayı bir sabit dur. Ha. Şunu da şöyle biraz büyüttük mü? Tamam, bildin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın kıymetli kardeşlerim. Hadi bakalım. Şimdi geldim. Ne? Osmanlı dağılma dönemine. Ama bildiğiniz üzere ünitelerin adı hep değişti. Artık bu ünitenin adı Osmanlı dağılma dönemi değil. Bu değişti. Bu bitti. Artık ünitemizin adı neye döndü? Uluslararası ilişkilerde denge siyaseti denilen bir şeye dönüştü kıymetli kardeşlerim. Anlaştık. Uluslararası ilişkilerde denge siyasetine döndü. Yani ünite adları değişiyor. Hatta tarih de değişti. Önceden biz burayı Osmanlı dağılma dönemini abem nereden başlatırdık? İşte 1699'da ama bitti. İşte gerileme başladı. 1792 yaş anlaşmasıyla başlatırdık. Buradan devam ederdi. Ama şimdi artık nereden başlıyor? 1774'ten Küçük Kaynarca anlaşmasından başlatıyor. Buradan sonrası Küçük Kaynarca anlaşmasından sonrası ta 1914'e kadar Dünya Savaşı'nın olduğu yere kadar ne diye geçiyor? Denge politikası diye geçiyor. Anlaştık abim. Yani bayağı da ne? Bayağı da yoğun bir ünite olmuş. Bütün başlıklar, bütün olaylar burada. Bak 3. Selim de buraya giriyor artık. 2. Mahmut da buraya giriyor. Yani şöyle soruları beklemiyoruz ama. Hangisi dağılma dönemi padişahlarıdır? Hangisi ne bilen nedir? Bu tarz soruları beklemiyoruz. Tamam. Gelirse tarih öğretmenine sorar, ÖABT'ciye sorar. Anlaştık. Ünite adlarında mesela buna uygun ben çektim yeni videolarımızı. Anladın abim?
Çünkü Mebin kitabı 2018'de güncellendi. Tamam. Ben 2019'da tekrar girdim stüdyoya, çektim. 2020 yılında herhangi bir güncelleme olmadı. Yani çektiğimiz videolar güncel bizim. Anlaştık. Budur bilmeniz gereken olay. Şimdi buradan denge, bu dağılma döneminden çok geniş, çok şeyli bir yer. Tamam. Buradan çok soru geliyor kıymetli kardeşlerim, ama bileceğiniz iki partta anlatacağım burayı. Şimdi bir yarısını anlatıvereceğim. Kalan yarısını da yarın akşam hallederiz. Anlaştık bu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce bilmeniz gereken birkaç tane kavramım var. Ne o kavramlar? İlki şark meselesi diye bir meselem var. Şark meselesi. Ne demek şark meselesi? Ne demek şark? Doğu meselesi demektir. Yani teknik olarak yazacak olursak, Avrupa'nın bizi kendi arasında paylaşamamasıdır. Avrupa bizi bir türlü kendi arasında paylaşamıyor. Herkes belli yerleri istiyor. Mesela nereyi istiyorlar? Gözü çıksın. Herkesin gözü nerede? Boğazlarımda. Gözü çıksın mesela, herkesin gözü nerede? Mısır üzerinde. Anlayabildiniz mi? Abim herkes istiyor. Kimler istiyor? Kim buradaki baş aktörler kim? Rusya. Arkasından İngiltere. Ahanda işte Fransa yanında, doğru mu? İngiliz, Fransız, Rus üçgeninde kalmış Osmanlı. Şark meselesi bu. Tamam, burayı da hatta nereden başlatıyorlar? 1815 Viyana Kongresi denilen bir kongreyle süreç ne oluyor başlıyor. Aslında bu çok eski şark meselesi. Çok çok eski bir mesele. Yani nasıl diyeyim size? İşte doğunun batıyla mücadelesi. Ta işte biz kavimler göçüyle geldik ve oradan başlatıyorlardı, ama bu Mebin bu sene kitabı burayı da değiştirmiş, tamam mı? İşte Haçlı seferlerinden önce demiş, orkasından işte 1683 Viyana kuşatmasına kadar olan kısım demiş ve 1683 Viyana'dan sonraki kısım demiş. 1683'e kadar biz saldırıyorduk. 1683'ten sonra da onlar saldırmaya başladı. İki kısımda demiş, geçmiş. Anlaştık bu. Ve şark meselesi. Burada da işte bileceğiniz bir kavram var. Kim var? Hasta adam var. Hasta adam kim? Hasta adam. O Osmanlı bize hasta adam diyen kim? Ruslar. Bitti işte, kaldırdı millet. Neyi tartışıyordu? Ne yapıyordu? ÖSYM kaldırdı, neyi sordu? Osmanlı'ya hasta adam diyen devlet kim dedi? Kim abi? Ruslar. Bitti gitti. Peki şark meselesi. Bunlar beni kendi arasında paylaşamıyorlarmış. Doğru mu? İyi, paylaşamasınlar bakalım. Gayet güzel. Peki buradan bileceğimiz, Osmanlı da buradan bir politika türetiyor. Ne o politika? O politikanın adı denge politikasıdır. Ne demek denge? Ne demek denge? Abi bu eski kaynaklarda muvazene, eski kaynaklarda muvazene mizandan gelir. Muvazene, veyahut da günümüzdeki akademik kaynaklarda ise statüko diye geçiyor. Anlaştık? Denge politikası. Benim tabirimle Osmanlı göster ama elletme yapıyor. Nasıl? Ahanda gördüğünüz üzere kabak gibi dünyanın ortasında mısınız? Ortasındasınız. İngiltere seni istiyor, Fransa seni istiyor, Rus seni istiyor. Herkes senin bir yerlerini istiyor. Osmanlı'da ordu yok, donanma yok, para yok. Tek kelimeyle Dobrovski. Birisi püf dese ne olacak? Yıkılacak. Ama denge politikası bak, halihazırda günümüzde de ne yapıyor? Günümüze devam ediyor. Batı Rusya ile küsüştük mü? Hemen nereye gideriz? İngiliz Fransa'ya gideriz. Doğru mu abim? Hemen İngiliz'e Fransa gider. İngiliz Fransa'yla küsüştük mü? Hemen bir şey vodka alıp tık, nereye gidersiniz? Rusya'ya gidersiniz. Hali hazırda aynı politika devam. Bu. Bu ne? Nereden geldi bu? Ben bunları kapattıydım. Bir daha kapatayım. Ama. Bu arada da işte şimdi malum şeyi çok kullanıyoruz, sosyal medyayı. Her yerden bildirim geliyor. Hangi birini kapatacağım, hangi ne yapacağım şaşırdım yani. Tamam. Bu Osmanlı'da bunlar arasındaki ilişkileri kullanacak ve kendisini koruyacak. Bitti gitti. Denge politikası, muvazene, statüko dediğiniz olay budur kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada bileceğiniz bir önemli olayım daha var. Batılı devletlerin Osmanlı politikası var. Bu dönemin aktörleri kim? Bu dönemin baş aktörü Vampirella İngiltere. İngiltere. Bu. Ha bu İngiltere abem dünyanın vampirellası. Dünyanın ganemici, dünyanın koronavirüsü, vampirellası bunlar. Dünya üzerinde 5 sömürge varsa 4,5'unu kim götürmüş? Bu İngilizler götürmüş. Ve bu İngilizler abem teknik olarak Osmanlı Devleti'nin de, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyuculuğunu,
üstlenmişlerdir. Anlaştık. Kara kaşıma, kara gözüme değil, beni sevdiğinden değil. Baksana Osman'a, kabak gibi İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar üzerinde Osmanlı'nın evi noktası, denetim noktası. Sen İngiliz olsan sömürgelerine giden yollar üzerinde kuvvetli birini mi istersin, zayıf Osman'ı mı istersin? Tabii ki kim ister? Zayıf Osman ister. O yüzden bizi bu dönem kim koruyacakmış? İngiltere. Yani başımız belaya girerse kimden yardım isteyecekmişiz? İngiltere'den. Ama Osmanlı da bu dönem az uyanık değil. Hiç İngiltere'den yardım istemedi. Bir olay oldu, gittik Fransa'dan. Bir olay oldu Mehmet Ali'den. Bir olay oldu Ruslardan yardım istedik. Niye? Denge politikası gereği. Rus'tan yardım istiyorum ki Rus'tan önce kim gelir? İngiliz gelir. Bu da benim neyim arttırır? Pazarlık payım arttırır. Bir diğer bileceğiniz olay ise kıymetli kardeşlerim, Osmanlı içindeki protestanların koruyuculuğu görevini de kim üstlenmiştir? İngiltere. Amaç protestanın ortasını korumak değil lan. Koruyorum ayağına ne yapacak? İç işlerimize karışacak. İngiltere bu. İşte baş aktörlerden birisi bu. Arkasından bir diğeri kim? Fransa. Fransa. Anladın sen benim ne demek istediğimi bu. Canlı indiğim söyleyemiyorum. Fransa abim her zaman kimin yanındadır? Her zaman Fransa güçlünün yanındadır. Dünya üzerinde bir savaş mı var? Bunlar kesinlikle güçlünün yanında. Bir diğer savaş yoksa da o savaşı çıkarttırır. Bir diğeri de Osmanlı içindeki Katoliklerin koruyuculuğunu görevini üstlenmiştir. Amaç korumak falan değil, iç işlerimize karışmaktır. Bir diğer devletim ise en meşhuru o Rus, bu Ruslar işte. Ruslar. Bu Rusların bir tek derdi var. O da ne? İnemiyesice'nin tek derdi sıcak denizlere inmektir. Bunun için her yolları denedi. Her yolları. Yukarılardan dolandı geldi. Şuralardan Baltık Denizi'nden görünmeden Cebeli Tarık cehennemin dibinden geldi çeşmeye. Çok tehlikeli. Balkan işte şuradan aşağıdan Kızıl şeyden Hazar Denizi'nden cehennemin dibi Afrika kıtasını dolaştı geldi. Olmuyor. Tamam. Arkasından Balkanlarda panislavizm yapayım dedi. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. En kolay yol neresi? Boğazlar. Anladın mı? Rus her yaptığını niçin yaptı? Sıcak denize inmek için yaptı. Eğer Rus doğrudan sıcak denize inmeye bir şey edemezse o zaman neyle uğraşır? O zaman panslavizm dediğiniz olayla uğraşır. Ne demek panslavizm? Şu gördüğün bölgedeki Slavları birleştirip onlar üzerinden nereye inecek? Sıcak denize. Kafayı neyle bozmuş lan? Kafayı sıcak denize inmekle bozmuş. Başka da bir derdi yok bu dönem. Peki bu dönem birkaç aktör daha var. Mesela kim var? Mesela Avusturya Macaristan var ama bunlar neler? Bir işe yaramayanlar. Avusturya Macaristan. Ben bir önceki yüzyılda sürekli Avusturya Macaristan'a savaştım ama bu dönem onunla bir savaşım yok. Niye? Çünkü kendi derdine düştü, Fransızlarla uğraşıyor. Gebersin. Tamam. Bu arkasından bir diğer bileceğiniz İtalya ve kim var? Almanya var. İtalya ile Almanya. Bunlar da henüz kurulmadılar. İtalya Piemonte Dükalığı siyasi birliğini tamamlayacak. İtalya olacak. Almanya'da henüz Prusya Dükalığı siyasi birliğini tamamlayacak ve ne olacak? Almanya olacak. Peki bu süreçte Amerika Birleşik bu nerede? ABD bu nerede? Bu AB bunun bir doktrini var. Ne o doktrin? Monroe doktrini denilen bir doktrin var. Yani yalnızlık politikası. Dünyanın yalnız kovboyu kimmiş? Amerika'ymış. Etliye sütlüye karışmıyor. Rahmetli babaannem gibi. Ben bilmem. Ben karışmam. Ama hep orada mı? Hep orada. Tamam. Şimdi aktörler bunlar. Tamam. Bunu şuradan şöyle bir alayım. Şu benim yanımda dursun. Bu bana biraz sonra ne olacak? Lazım olacak. Siyasi olaylara geçmeden önce bir de bileceğiniz bir tane daha olayım var. Ne var? Bu dönem Osmanlı bir de neyle uğraştı? Bu dönem Osmanlı bir de milliyetçilik isyanlarıyla uğraştı. Osmanlı'ya iki tane eleman isyan etti. İlki kimlerdir? İlki Sırp isyanıdır. Tamam. Sırp isyanında bileceğiniz Karayorgi adında Bizibidi Osmanlı'ya ilk kez ne ettiler? İlk kez isyan ettiler. Ve bu Sırplar bir, iki, üç aşamada Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanacak. Yani Ruslarla ben bu dönem dört büyük savaş yapacağım. Orada yaptığım savaşlarda bunlar ne kazanacaklar? Bunlar bağımsızlığını kazanacaklar. İkinci isyanı ise kim çıkardı? İkinci isyanı ise Yunanlılar ettiler. Ama Yunan o dönem isyan etmeyi beceremedi.
Alexander Ypsilanti denilen bir adam kaldırdı, bir cemiyet kurdu. Ne o cemiyetin adı? Filiki Eterya diye bir cemiyet kurdu. Hani Etniki Eterya vardı, biliyor musunuz değil mi? Alexander Ypsilanti kurduğu cemiyet neymiş? Filiki Eter. Tabi 1806'da 20'de neyse o tarihlerde ne kurdular? Cemiyet kurdular. Bunlar isyan edemiyor. Ama bunlar tek aşamada Osmanlı'dan neyi kazanacaklar? Osmanlı'dan bağımsızlıklarını kazanacaklar. Anlaştık bu. Bu da dursun. Biraz sonra bundaki boşlukları da tek tek ne yapıvereceğim? Tek tek dolduruvereceğim. Hatta bununla alakalı ders notunu da şeyde paylaşıvereyim. Instagram'ımda paylaşıvereyim kıymetli kardeşler. Tamam. Bu böyle yazıyorum ben. Ama bunu da paylaşıvereyim. Tamam. Peki devam ettim. Geldim dönemin siyasi olaylarına. İki siyasi olayını anlatacağım. Ondan sonra bitireceğim dersimizi. Tamam. Dönemin siyasi olayları. İlk savaşım 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı. Ben bu dönem yatıp kalkıp kimle savaşacağım? Ruslarla savaşacağım. Bu savaş 1812'deki kıymetli kardeşlerim Bükreş denilen bir anlaşmayla sona erecektir. Şurada da iki tane önemli neyim var? Gelişmem var. Şimdi kalem bırak, arkana yaslan. Sen beni listen to me, çok veri carefully. O dönem şurada Eflak Boğdan diye iki tane beyim var. Bak görüyor musunuz mu? Eflak Boğdan. Şu coğrafya. Bu Eflak Boğdan beyleri Osman'ın sözünü dinlemiyor. Daha kimin ağzının içine bakıyor? Kimin ağzının içine bakıyor? Rusların ağzının içine bakıyor. Bunun üstüne Fransızlığını yaptı. Çıktı geldi. Dedi ki lan dedi Osman dedi. Sen dedi Osman'sın dedi. Aslansın, kaplansın, kralsın dedi. Neden dedi o adamlar senin sözünü dinlemiyor deyince bizim padişahlar bu gubardıydı şöyle bir. Ondan sonra dedi ki he dedi ne yapayım dedi. Görmüyor mu dedi. Koca eşek gibi Rusya var orada ne yapacağım dedi. Bunun üstüne de Rusya, Fransa dedi ki lan dedi Osman dedi. Ben Fransa ablam olarak bütün benliğimle senin yanındayım dedi. Neden dedi onları dedi sen dedi şey Rus bir şey yapacak olursa ben vallahi senin yanındayım deyince tamam mı biz de Fransa'nın gazına geldik. Abi kaldırdık Eflak Boğdan beylerini geriye çektik. Yetmedi bir de onları öldürdük. Lan yetmedi bir de üstüne ettik ya. Boğazları tek taraflı Ruslara kapattık. Rus'un arayıp da bulamadığı ne sebebini verdik? Savaş sebebini verdik. Bunun üzerine Ruslar kaldırdı bize ne açtılar? Ruslar bize savaş açtılar. Şimdi savaşa bakalım. Denge politikasını anlamanız açısından şurası çok önemli. Osmanlı Rus savaşı doğru mu? Fransa kimden taraf? Osmanlı'dan taraf. Kim eksik? Burada rolü olanlardan kim eksik? Kim eksik? Aha da İngiltere eksik. Doğru mu? Peki bu savaşın hangi sonucu İngiliz'in işine gelir? Osman Fransa yenerse mi, Rusya yenerse mi? Hangisi gelir? İkisi de gelmez. Tamam. Osman Fransa yenerse Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruma politikası Fransa geçer. Bu işine gelmez. Peki Rusya inerse? Lan Rus sıcak denize iner. O hepten işine gelmez. O zaman ne olacak? İngiliz'in bu şekilde dahil olması lazım ki savaştan sonra ne yapabilsin? Savaştan sonra konuşabilsin. İngiltere de şurada bir boşluk buldu ve ne yaptı? Savaşa girdi. Şimdi Osman Fransa ittifakı kime karşı? İngiliz'e karşı. Ama teknik olarak kimle kim savaşıyor? Kimle kim? Osmanlı ile Rus savaşıyor. Peki şimdi roller burada. Ah. Roller burada. Fransa'nın rolü ne? Fransa her zaman güçlünün yanında. Abi ezbere gerek yok. Bak roller hep aynen devam ediyor. Günümüzde de aynı politika devam ediyor. Kim güçlü? Rus İngiliz güçlü. Fransa bize savaşı çıkardı şerefsiz. Bizi sattı. Kaldırdı. Nereye geçti? Kaldırdı. Karşıya geçti. Hoppa. Osmanlı sadece Rusya ile savaşmayı göze alamazken Arif'i. Rest in peace. Hadi bakalım bu huzur içinde yat. Rusya, İngiltere, Fransa, Kutsal İttifak'la karşı karşıya mı? Karşı karşıya. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Peki kim yener? Bu taraf yener der. Doğru mu? Doğru. Peki İngiliz'in politikanı? İngiliz de abim Osmanlı toprak bütünlüğünün koruyucusu mu? Koruyucusu. Dedi ki İngiliz. Lan Rus dedi. Sen ne Rus Rusluk yapıyorsun lan? Ne aldın geldin lan bu Fransız benim yanıma dedi. Tarihteki 7 yıl savaşı, 100 yıl savaşı, ne bilen ne savaşı. Bunun hepsini İngiltere, Fransa. Ben bunu ne yaptım? Ne aldın geldin bunun yanıma deyince madem herkes kendi rolünü oynuyor bu güçlünün yanında kardeş kusura bakman vallahi ben de dedi Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyucusuyum dedi kaldırdı İngiltere'de ne tarafa geçti? İngiltere bu tarafa geçti. Şimdi kim kimeye oldu nereye ne döndü şöyle bir bakalım tamam. Şimdi nasıl ediyorduk lan bunu? Şöyle diyordum ha. Şöyle yapıyorum. Ha. Osmanlı-İngiliz ittifakı neye döndü? Rus-Fransız ittifakına döndü mü?
Döndü. Neye benziyor? O filan telefonda konuşuyor. Tamam. Ne bileyim işte iki tane bezelye, anne karnındaki bebeğin durumu ama boşaltım organını takarsanız aha da sıçtığınızın neyidir işte resmidir. Denge politikası dediğiniz olay bu abem. Tamam o oraya geçiyor oraya geçiyor. Şunu anlayın. Devletler arası ilişkilerde dostluk düşmanlık yoktur. Ne vardır? Çıkar vardır, menfaat vardır. Sınıf aklınıza yattı mı? Anlayabildiğiniz bu. O yüzden burayı böylece bilmeniz lazım. Anlaştık bu. Ve yapılan ittifak aslında şöyle. Şimdi şu yıldızlar da şunlar. Tamam. Tilsit dediğiniz anlaşmayla Fransa taraf değiştiriyor. Tamam. Çanakkale veyahut da Kale-i Sultaniye dediğiniz anlaşmayla da İngiltere taraf değiştiriyor. Bunlar ÖABT'lik bilgilerdir. Aklınıza yattı mı? Savaşı normalde kimle kim yapıyor? Osmanlı Rus yapıyor. Rus bizi yendi. Yani Rus bizi yendi. Peki yapacak bir şey yok. Yenildik. Peki Rus'un derdi ne? Sıcak denize inmek. Ama İngiliz indirir mi indirmez mi? İndirmez. O zaman Rus doğrudan sıcak denize inmeye bir şey yapamıyorsa, doğrudan sıcak denize inmeye bir şey yapamıyorsa o zaman neyle uğraşır? Pan Slavizmle uğraşır. Slavcılıkla uğraşır. Kaldırdı. Dedi ki Bükreş anlaşmasıyla Sırplara ne vereceksin? Sırplara imtiyaz vereceksin dedi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk kez 72,5 azınlığımızdan bir tanesine ne verdik? İmtiyaz verdik. Al, Sırp isyanının ilk aşaması doldu. Ne o ilk aşama? 1812 Bükreş anlaşması ile Sırplar neyi kazandılar ilk kez? İmtiyaz, ayrıcalık kazandılar. Bunu imtiyaz falan deyince kapitülasyon gibi düşünmeyin. Ayrı davranılacakmış bu adamlara. Anlayabildiniz mi? Abisinin gülleri. Yani bu adamlar ne davranılacakmış? Ayrı davranılacakmış. Peki bu durum iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu durum kötü bir şey. Neden? Neden? Çünkü abim 72,5 azınlıktan lan buçuk dahi cingene bile ben de der mi? Der. Anlaştık bu. Dediğim aha bu dersi burada bitireyim. İlteriş'in sesi geliyor bana. Kıymetli arkadaşlar uyumadı Ellam. Tamam. Bu yarın kalan siyasi olaylarını hallederim. Tamam. Varsa şimdi yorumunuzu açayım. Tamam. Tamam kıymetli kardeşlerim. Anam bacaklarım. Anam valla. Lan ders anlatmayı nasıl özlemişim ya. Uş. Vallahi anlattıkça anlatası geliyor adamın ama. Bu. Ya, şey yapmak lazım. Yüklenmemek lazım. Yoksa ben abim kendiniz biliyorsunuz. Günde 15-16 saat derse giren adamız biz. Tamam. Dağılmanın ilk part bu. Normal sınıfta anlatırken de bir ders bu. Buraya kadar anlatıyorum ben. Kıymetli kardeşlerim yazıp çizip anlatıyorum. Arkasından çünkü şeyi bölemem. Yunan isyanı, Mısır meselesi. Orası şey. Orası güzel. Ora başarılı. Tamam. Soru çözüm için de ayrı bir gün koyalım ya. Ona da ayrı bir saat mi yapsak? Nasıl yapsak? Sabah mı yapsak? Ben çekip yüklesem mi ki? Nasıl yapsam bilemedim. Eyvallah. Kaydederim abim. Kaydederim. Kaydederim. Sıkıntı yok. Tamam. Daha olmadı işte o Telegram, Telegram falan. Oralara da başlayacağız. Tamam. Oraya da çeker atar yükleriz. Tamamdır. Eyvallah kıymetli kardeşlerim. Çağdaş'ı da anlatıvereceğim. Söz. Her gün 10.30'da var yayın. Tamam. Dönem değişmedi. İçerik değişmedi. Başlıklar değişti. Nasıl okunmuyor lan? Ne güzel hatta gittim kaligrafi kalemi aldım geldim. Abim şöyle zaten canlı. Şimdi ben atıyorum bunu hikayeye tamam. Oradan bakarsınız. 24 saat kalıyor zaten. Tamam. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. İlk bağımsız olan Yunanistan. İlk isyan eden Sırp. İlk bağımsızlığı Yunan kazandı. Tamam. Ondan da o birer dakikaları da atıvereceğim. Tamam. Hadi bakalım. Sabahları da yaparız. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.